Şimdi biz Almanya'ya gidemedik ama Önder'le Tuğba var, bizim liseden arkadaşlarımız. Onlar bir senedir Almanya'da yaşıyorlar, Stuttgart'ta. Bugün Almanya'nın artılarını, eksilerini, olumlu olumsuz özelliklerini konuşacağız aslında. Bize biraz bilgi verecekler. Şimdi bir onları tanımakla başlayalım. Kimsiniz? Nerede okudunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Kısaca bir konuşalım. Ben Önder. Lise arkadaşım Eren sağ olsun davet etti beni buraya. Geldik, onlarla röportaj yapıyoruz. Dediğim gibi Torbalı Anadolu Lisesi'nden arkadaşım. Oradan sonra ben İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde lisansı bitirdim. Ve lisansımı bitirmeden son senesinde Mercedes'te stajyer olarak göreve başladım. Çalışma hayatına atıldım. Sonrasında 3 sene çalıştıktan sonra kısmet oldu. Yok. 4. senesinde kısmet oldu ve Almanya'ya iş başvurusunda bulundum. Ve Almanya'ya geçtim. Bir senedir de oradayım. Oradayız diyeyim. O sırada da Türkiye'de askerlikten kaçmak için yüksek lisansa başlamıştım. Şu an onun tez aşamasındayım. Ne diyebilirim? Ne yazık ki ondan da daha kurtulamadı. Tuğba sen? Sen ne yapıyorsun? Evet, ben Tuğba. Biz aslında zaten üçümüz de liseden arkadaşız. Ben de Torbalı Anadolu Lisesi mezunuyum. Ondan sonra ben Ege Üniversitesi'nde hemşirelik lisansımı tamamladım. Oradan İstanbul'a taşındık. İstanbul'da farklı görevlerde çalıştım. Bir hastanede hemşirelik yaptım, bir okulda öğretmenlik ve en son Almanya'ya gitmeden önce de bir okulun revirinde hemşire olarak çalışmıştım. Daha sonra Almanya'ya taşındık zaten. Biz evliyiz bu arada. Şu anda da. Evinden bahsetmedik galiba. Evet, bunu söylemedik ama tanıştıkken. Lisede tanıştık. Aynen. Sağ olsun 3. senenin sonunda evlenmeyi kabul ettim. Evet, Tuğba bayağı koşturdu Önder'in peşinden. Evet. Hatırlıyorum. Evet. Tabii bununla biraz gurur duydum diyormuşum. Yani bundan sonrasında bakalım işte neler olduğunu göreceğiz. Şimdiye kadar böyleydi. Şimdi Almanya'da biraz Almanca'yla ben de uğraşıyorum. Şimdi Almanya'da yaşıyorsunuz bir yıldır. Neden gitmek istediniz ve neden Almanya? Hani özellikle Almanya'ya mı gitmek istiyordunuz yoksa hani Avrupa'da bir yer olarak mı düşünüyordunuz? Nasıl karar verdiniz? Süreç nasıl işledi? Neden Almanya'yı seçtiniz? Tamam, biraz başlayayım ben. Hı-hı. Aslında ben üniversite bittikten sonra yurt dışına bayağı tutucu bir insandım. Yani ne güzel bir ülkemiz var, neden yurt dışına gidelim şeklinde düşünüyordum. Ama sağ olsun eşim benimle aynı fikri paylaşmıyordu. O nedenle birazcık onun sayesinde ilk yurt dışı gezimize çıktık. Ama bu insana bir ders veriyor. Yani biz 20 gün Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde gezmiş olduk. Ve baktık gördük ki bambaşka bir yaşam var. Ve bize anlatılanın yanısına sadece Türkiye değil, dünya da çok güzel. Avrupa da çok güzel. Yani yeşilliği, doğası olsun, medeniyeti olsun. O zaman da bir aklımıza düşmeye başladı. İşte devamında bu biliyorsunuz Türkiye'deki ekonomik gelişmeler. Her sabah kahvaltısında arkadaşlarımızla masaya yatırıp konuşurken. Her gün daha az maaş almanın verdiği. Aynen. Her gün hesaplar. Her gün euro kuruna bölüp yaptığımız hesaplarda bayağı bir aklımızda yer etti. Ve ondan sonra ciddi ciddi düşünmeye başladık. Neden Almanya olduğuna cevap vereyim. Evet. Ben burada Mercedes'te çalıştım. Sadece Mercedes'te çalıştım. Mercedes bir Alman şirketi. O nedenle hep eşim dedi ki başka yerlerde arama, Almanya'dan Almanya'ya geçmek yani Almanya çok kolay. Almanya şansı çok daha yüksek olduğu için. Öncelikle Almanya'ydı. Sağ olsun hiç de desteğini bırakmadı. Her gün geldi. İş bakıyor musun? İş bakıyor evet. musun diye sordu. Ama mesela ona rağmen Önder daha önce iş gezilerinde falan Almanya'ya gitti. Ben hiç Almanya'ya gitmedim ve yani gitmediğim aslında bir şehre taşınmak istedim. Yani orada bir şeyler denemek istedim. Hani çünkü bir yani cesaret göstermek gerekiyordu bu konuda. O yüzden de düşünmeden denemek istedim. Gördün hani, gülün. Açıkçası ben çok yani para konularını hesaplamadım. Çok böyle yaşayan biri değilim. Bunu söyleyebilirim. Yani kuruş uymuş falan. Bunları düşünerek gitmedim. Yani benim sebebim bu değildi. Senin sebebin neydi? Sen zorlamışsın ya şimdi aslında bir yandan. Sen daha çok istemişsin ya. Evet. Sen neden? Ya benim sebebim şuydu. Ben yani yeni bir yerleri keşfetmeyi, hani gezmeyi, hani yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Hep şey düşündüm. Yani hani neden şimdi olmasın işte? Neden erteleyelim? Hani şu an burada işte durmamız, hani İstanbul'da durmamızı gerektiriyor. Getirecek şey ne? Hani diye sürekli bunları kendime soruyordum. Bu yüzden biraz bu etken oldu. Bir de insanların yaşam şekilleri beni çok etkiledi. İşte hani genel
genellikle yurt dışında gördüğümüz insanların rahat düşünmeleri, yaşamdan keyif almaları, hani sadece para ya da sadece işte geçim derdi olmaması. Yani bunlar beni çok etkiledi açıkçası. Bu yüzden de biraz. Daha sosyal sebepler yani. Evet, ben kesinlikle yani parayı çok düşünen bir insan değilim, harcamayı sevsem de. Yani çok onun hesabını yapmıyorum. Genelde onu öndere bırakmayı seviyorum. Sağ ol. Çok yani da uzaklaşmadan evet. Şeyi soracağım. İş başvuru aşamasında sen nelere dikkat ettin? Mesela ne kadar kolay buldun işini? Ne kadar başvuru yaptın? Yani yalan söylemeyeyim, ben bu konuda biraz kısmetliydim. Etrafımda iş arayanlar vardı. Biliyordum neler olduğunu. Gidenleri de gördüm. Yani şöyle diyeyim, ben hiç şirket dışında başvuru yapmadım. Bizim şirketimizin içeride bir portal dediğimiz bir oluşum var. Bütün dünyadan ilanlar oraya konuluyor. Aynen, ilanlar, benim başvurduğum ilan Almancaydı. Bunu da söyleyeyim, ben hiç Almanca bilmiyorum. Onu da konuşacağız hadi bakalım. Google Translate bilmiyordum. Azıcık biliyorum şu an. Google Translate'den çevirdim ve işin bana uygun olabileceğini düşündüm. Ve içeriden başvuruyu yolladım. Ama ne kadar içeriden başvuru olsa da benim Almanya'da Alman olan bir müdürüm vardı burada. Ona da rica ettim. Hani oradakilerle konuşması, bana referans olması için. Sağ olsun en büyük yardımı o verdi. Bunu açıkça söyleyebilirim. Çünkü ben başvurduğumda sağ olsun benim adıma bir mail yazmış. Kendisi Boris bu arada. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ve biz başka bir geziye gidiyorduk. Asya gezimize gitmeden bir gün önce bana bir mail geldi. Acil CV'ni atar mısın diye. Yani aslında normal süreçte değil. Birazcık mail süreciyle gerçekleşmiş oldu. Attım. Ondan sonra biz yola çıktık. İlginç bir hikayesi var, onu da anlatayım. Biz yoldayken ben telefonuma sürekli bakıyordum. Çünkü insan heyecanlanıyor, merak ediyor tabii ki de. Yani neye bakıyordun? Bir mail var mı? Bir mail, bir dönüş var mı? Aynen. Tabii ben de sürekli soruyorum bu arada. Asya'ya giderken ki yolculukta. Aynen, yoldayız evet. Yani oradayız. Hiç bilmediğimiz yerlerde yine de sürekli mail bakıyorduk. İşte bir anda şeyi gördük. Mail gelmiş ama otomatik bir red cevabı. Aynen. Tuğba'ya söylediğimde bunu... Yani şöyle oldu. Nasıl seni reddederler otomatik? Böyle bir şey olmaz. Yazacaksın onlara. Kabul etmiyorum. Evet. Orada inatçılık yaptım yani. Hani tekrar göndermesini. Yani çünkü arada biri de olduğu için hani direkt başvurulan bir ilan olduğu için. En azından otomatik cevap değil. Aynen. Belki bir insandan cevap bekledik. Hani hoş bulmadım yani bu cevabı açıkçası. İşte ben de müdürüme, o bahsettiğim müdüre söyledim. Böyle böyle ben reddedilmişim. Bilgine sadece başka bir şey demedim ama o da yedirememiş galiba durumu. O da yazmış ama ben ondan sonra moral bozukluğuyla hiç telefonuma bakmadım. Döndüğümde ilk işte yani laptopu açınca zaten görüyorsun maili. İşte sürece geri alınmıştır. Almanca aramıyoruz. Bu arada otomatik red cevabının sebebi Almanca bilmemem. İnsan kaynakları herkes de Almanca arıyormuş. Ama demişler ki biz Almanca istemiyoruz. Bu şekilde de başvurabilir arkadaş. Anladım. O şekilde süreç devam ediyor. Gelir gelmez de beni Skype üzerinden mülakata davet ettiler. Mülakat yapıldı. Yani bayağı da terlettiler sağ olsunlar. Yeni işverenlerime selamlar. Herkese de selam. Herkese selam. Ama yani sonuçta olur dediler. Ve beni görmek için Almanya'ya çağırdılar. Onlara da hak veriyorum. Almanya'da çünkü bu süreçler daha sıkıntılı. Bir işçi aldığında çıkarmak çok zor. Yani Türkiye gibi değil kesinlikle. Hemen arada bir şey soracağım. Bir yıl sözleşmeli mi gittin mesela? Genelde öyle senelik sözleşmeli aynen. Oluyor ya senelik işte. Senelik ve iki senelik sözleşmeler yapılıyor. Benim şu an sözleşmem sınırsız. Yani sınırsız. Onlar aynen bir eleman arıyorlarmış. Ve eleman Türkiye'den olunca da yani şartları değiştirmeden direkt beni de kabul ettiler. Ama biz mesela bu olayın hani iyi bir şey olduğunu, güzel bir şey olduğunu açıkçası sonradan anladık. Tabii biz yani, farkında değildik. Evet, biz oraya gittikten sonra insanlar şey demeye başladı bize. İşte hani siz 2 yıllığına mı geldiniz, 1 yıllığına mı geldiniz falan deyince hani ben mesela hiç öyle bir şey düşünmemiştim. Yani hani gidersin ama anlaşamazsın. Hani dönersin şeklinde. Hani işinden olabilirsin ama hani 1 yıl 2 yıl sözleşme gibi bir şey olduğunu biz düşünmüyorduk yani. Bilmiyorduk. Ya biz cahilmişiz. Öyle değil. Bilmiyorduk. Yani. Sonra dedik ki yani bizim aslında evet bu iyi bir şeymiş. Hani biz buraya hani en azından süresiz olarak. İyi bir şeymiş olarak, değil, bayağı iyi bir şeymiş. Aynen, tabii. Çünkü evet. Yani 2 senenin sonunda çıkartıyorlar. Çünkü benim bir arkadaşım mesela gitti ve 1 senenin sonunda devam etmeme kararı aldılar onunla. Başka bir ülkede, Hollanda'da. Hani
riskli bir durum aslında. Riskli. Hele pandemi sürecinde tabii. Eğer bu sözleşmem biterse iş bulmam bayağı zor bir hal alıyor. Yani genel olarak işe başlamamız böyle oldu. Çağırdılar, kabul ettiler. Taşındık. Çok hızlı oldu bu. Evet. O da başka bir zaman anlatırız diyelim. Tamam. Tamam, sen şimdi mühendis olarak çalışıyorsun orada. Tuğba, sen ne yapıyorsun? Hani bir yıldır sen neler yaptın? Ben neler yapıyorum? Ben zaten bahsettiğim gibi hemşireyim. Bazı meslekler Almanya'da hani yapamayabiliyorsunuz. Mutlaka zaten bir Almanca gerekçesi oluyor. Hani öncelikle onu söyleyeyim. Bazı mesleklerde hani daha zorlayıcı olabiliyor. Hani imkansız değil, belki farklı şeyler yapılabilir ama hemşirelik konusu birazcık Almanya'da kolay. Yani çünkü gerçekten Almanya'nın nüfusuna baktığımızda da gerçekten çok büyük bir kısmını zaten yaşlı bir nüfus oluşturuyor. Bu yüzden de hemşire çok büyük önem taşıyor. Bir de hani hemşirelik gerçekten tamam emek gerektiren bir meslek ama bizim ülkemizden birazcık daha orada hemşirelik farklı. Yani hastalarla daha fazla ilgilenmen, hani özellikle yaşlılarla gerekiyor. Bu da tabii çok daha fazla hemşire olması anlamına geliyor. Yani bu yüzden birazcık o yönden şanslı. Ama ben tabii ki şu anda Almanca öğreniyorum. Çünkü bahsettiğimiz gibi benim de bir Almancam yok. Ve gerçekten hani çalışabilmek için de zaten şu an hemşirelik için bir B2 düzeyinde Almancanız olması gerekiyor ve bunu hani bir sertifikayla da kanıtlamanız gerekiyor. Hani böyle bir gereksinim var. Ki hani şunu söyleyebilirim, zaten bir B2 gerekliliği şuradan geliyor. Çünkü insanlarla gün içinde zaten anlaşmanız gerekiyor. Yani tabii hani ya. Bu da tabii ki çok iyi bir Almanca gerektiriyor. Yani şu an ben tabii ki yoğun bir şekilde Almanca ile uğraşıyorum. Bunun dışında da daha önce ben farklı şekillerde çalıştığım için öğretmenlikti, işte okulda revirde hemşireydi. Bununla ilgili Almanya'da böyle bir şeyler yapabilir miyim diye bunları araştırıyorum. Hani ilerleyen durumda işte bu konularda da başvurmayı düşünüyorum. Hani böyle bir imkan olur mu diye. Şimdi aslında hepimizin merak ettiği soru, orada ne kadar kazanıyorsunuz ve ne kadar daha kaliteli yaşıyorsunuz Türkiye'yle evet. kıyasladığımızda. Şimdi bir hemşire ve bir mühendis ortalama Almanya'da ne kadar kazanır? Evet, ortalama evet. bir ücret söylemeniz İstersen yeterli. İstersen önce ben söyleyeyim, hem sen sonra diğer harcamalardan da bahsedersin aynen. daha güzel aynen. şekilde. Çünkü dediğim gibi yani parasal kısımlarla ben çok uğraşmayı sevmiyorum. O yüzden şöyle söyleyebilirim. Tabii ki yani bu verdiğim rakamlar hani kesin değil. Hani her meslekte olduğu gibi farklı şekillerde çalışırsanız daha iyi parada ya da daha rahat çalışırsanız belki daha az parada alabilirsiniz evet. ama hani normalde 2000 ile 2500 euro arasında hemşire maaşları değişiyor. Ama işte nöbet tutarsınız, daha özel işte ameliyathanedir böyle yerlerde çalışırsanız tabii bu maaşlar değişiyor. En az 2000 euro alıyor mu bir hemşire? 2000 euro evet. Peki asgari ücreti biliyor musunuz Almanya'da? Bir işçi en az kaç para alabiliyor? Yani bildiğim kadarıyla brüt 1500 euro olması lazım. Brüt. Eline de o zaman 1200 euro falan mı geçiyor? Aynen. Vergiler çok düşük ama yani bildiğim kadarıyla Almanya'nın %4'ü sadece asgari ücretle çalışıyor. Çünkü işçi sıkıntısı, kısıtlaması olduğu için. Anladım. Bu vergiler asgari ücrette mi çok düşük? Normalde aynen. çünkü benim bildiğim kadarıyla tabii ki de, diğer tabii taraftan ki yüksek. Hani bir mühendiste uygulanan ben tavandan vergi. Ödüyorum. Sen tavandan ödüyorsun. Evet. Asgari ücret için düşük. O güzelmiş bence. Bir mühendis ne kadar kazanıyor? Bir mühendis başlangıç seviyesinde ise 2500-3000 euro civarında başlar. Tabii ki de üst limiti yok. Evet. Onu açıkça söyleyebilirim. Diyelim ki 3000 euro alıyor orada yaşayan bir mühendis. İşte ev kirası, ben mesela faturaları da çok merak evet. ediyorum. Kaç para elektrik faturası tamam. ödüyorsunuz mesela. Tamam. Evet. Alışveriş böyle kabaca bir ayı 3000 lira alıyormuşsun gibi bir kurgulasan nereye tabii ne kadar ki, harcıyorsun? Tabii ki kurgulayabiliriz. Şunu söyleyebilirim. Almanya'da konut fiyatları Türkiye'den pahalı. Hatta Türkiye'den değil, İstanbul'dan pahalı diyebilirim. Bunun en büyük sebeplerinden biri imar değişikliğinin çok az olması ve insanların ev yapmaması ya da evlerini kiraya verirken restore etmek zorunda olmaları. Büyük ev sahiplerine büyük yükümlülükler var. Ev sahibi olsanız bile. Restore etmek derken? Yani oturulmayacak bir evi kiralayamaz ya da diyemez ev sahibi, yani böyle bir şey gördüğünde kiralayamıyor. Belediye, devlet müdahale ediyor. İnanılmaz bir şey ama bu şekilde. Evet, gerçekten inanılmaz. Yani boş evi var evet. ve çok güzel bir ev. Belki ben 3 aylık, 5 aylık kira karşılığı onun için her türlü restore ederim ama adam yapamıyor ne yazık ki. Anladım. Aynen. Yani bizim biliyorsunuz İstanbul'da da ya da Türkiye'nin her yerinde imar bol bol olduğu için ev fazlamız var. Ne kadar İstanbul pahalı desek ki pahalı, yani Almanya ile kıyaslanamaz. Almanya'da genel olarak söylemek de yanlış olur. Biz Stuttgart'ta evet, yaşıyoruz. Onu da söyleyeyim şey olur. Stuttgart ve Münih, buralarda ev kiraları oldukça yüksek. Yani şöyle diyelim,
Evet, biz iki kişilik bir evde 65 metrekare bir evde yaşıyoruz ve yani tabii ki de her şey kalitesine göre değişiyor. Biz ortalama kalitede bir evde yaşıyoruz ya da daha bile üste yakın diyebilirim. 1200-1300 euro civarı kira veriyoruz. Bunun içinde ısınması ve elektriğini eklediğimizde 1500 euroya ortalama diyebiliriz. Anladım. Yani 300 euro civarı fatura geliyor aslında. Yani şöyle internet 20-30 euro civarında. Elektrik 55, 50, 70 o civarlarda. Yani bunlar ucuz değil. Bunu söyleyebilirim. Isınma neyle sağlıyorsunuz? Bizim ısınmamız doğal gaz ve elektrik var. Bizimkisi elektrikli olduğu için, elektrik biraz pahalı olduğu için bizim canımız yanıyor orada. Yani 1500 euroya aslında barınabiliyorsunuz. İyi 1500 euro ortalama barınabilirsiniz diyebilirim. Mutfak geriye masrafı kaldı 1500 euro. Aynen. Buradan mutfak masrafını düşmek lazım. Mutfak masrafı kişi için 250 euro ortalama diyebilirim. İki kişi için 500 değil de 450, 400 nasıl yediğinize göre, ne kadar evde yediğinize göre bunlar değişiyor. Şimdi hep evde yediğini düşünürsen mesela 500 euroluk market alışverişi yaptın. Hiç düşünmeden... Ya kusura bakma çok fazla yani düşünemedim. Çok fazla. Her şeyi alırsın. Onu diyecektim. Markette. O zaman tam soruyu çoktan cevapladın da yani hiç düşünmeden etini işte zaten içkinin vesaire çok ucuz olduğunu biliyoruz. Ya her şeyini alabiliyorsun ve hiç düşünmüyorsun. Maksimum 500 euro mu tutuyor? İki kişilik. Yani bira 1 euro. Öyle diyor, öyle diyor. Çay burada 3 lirayken orada 1 euro. Evet. Bayağı ucuz yani onu söyleyebilirim. Ama yani alkolün dışında et de çok uygun. Yani hatta yani öyle haberler okuyorum ki Almanya'da. Et fiyatlarını arttırmamız lazım. İşte et üreticisi birazcık daha karlı iş yapsın diye. Yani eşimle konuşuyoruz hani mutfak bakımından bakalım. Hani ne olur Türkiye'de ne dersin? Bir menemen yapayım ve karnımı doyurayım ucuz yolda dersin. Orada menemen yapmaya kalktığında daha fazla kıymadan daha pahalı olduğunu söyleyebilirim evet, yani. Biberi, aynen, soğanı. Aynen. Yani gerçekten 500 yani 450 euro mutfakla çok güzel beslenebilirsin. Evet, proteinli, etli, sebzesine. Çok güzel beslendin kaldı 1000 euro. 1000 euro aynen öyle bu cebine kalıyor. Biz şu anda eşimin dil eğitimi için bunu değerlendiriyoruz. Ama diğer zamanlarda da araba için değerlendirmeyi düşünüyoruz. Mesela önümüzdeki senede arabaya yatırım yapacağız kalan parayla ve gezmeye, tozmaya diyebilirim. Avrupa'nın göbeğinde olmanın verdiği avantajı kullanmak. Evet. Benim aslında en çok böyle beni teşvik eden yurt dışında yaşama alanı. Arkadaşı da öyle. Yani şimdi bir otobüs var. 20 euroya atlıyorsun Almanya'dan Paris'e. Paris'e gidiyorsun mesela. Gittiniz mesela. Aynen. Çok keyiflidir diye çok düşünüyorum. Aynen. Ya biraz ve uzun sürüyor. Şey ama gibi de hissetmiyorsun bu arada. Yani İstanbul'dan mesela biz her gittiğimizde böyle gerçekten hani yurt dışına yani başka bir yere gidiyorum şeyi oluyor diyor. Belli bir hazırlık her şeyi gerektiriyor. Burada hani resmen hani İzmir'den İstanbul'a gidiyormuşsun gibi hissediyorsun mesela. Hani o rahatlığı da var açıkçası. Olur. Ben bir kahve daha alabilirim. Dolmuş uçaklar var. Ryanair'de. Başka Eurowings'tir. Bunlar da çok güzel. Biz seviyoruz dolmuş uçakları. Güzel fiyatlar da oluyor bir tabii de. O da güzel. Yani uçaklar mesela hani Ryanair mesela en çok beni cezbeden açıkçası Stuttgart ve Milano arası. Yani gerçekten bazen mesela 15-20 euroya biletler bulabiliyorsunuz. Gerçekten o da çok güzel yani. Kahvaltıya Milano'ya gidiyoruz. Evet mesela. Yani gidilebilir. Ya da ben daha çok alışveriş kısmı. Doğru. Moda için gidiyoruz Milano'ya. Güzel. Şimdi o zaman güzel yanlarını sıralamak isterseniz neler dersiniz? Kötü yanlarını sıralamak isterseniz neler sayarsınız? Güzel yanlarında belki doğadan bahsedebilir eşim. Yani güzel yanları ben o zaman evet finansal kısımlarıyla ilgili finansal olanları sen söyle istersen. Zaten finansalı söyledik aslında. Evet aslında onu o zaman söyledik. Onu pas geçebiliriz. Aynen. Seyahati söyledik. Doğa olarak şöyle söyleyelim. Yani mesela şu an bulunduğumuz ortam doğal bir ortam. Yani çok güzel şu an burada olmak. Hani biz İstanbul'da mesela bunu hissedemiyorduk açıkçası. Yani bir balkonumuz mesela yoktu. İşte dışarı çıkabileceğimiz ya da bir yürüyüşe çıkalım desek hani gerçekten bir toplu taşıma ya da arabayla bir yere gitmemiz gerekiyordu. Ama hani yurt dışında şunu söyleyebilirim. Bir bisikletle ya da yürüyerek hani çok herhangi bir araç kullanmadan çok rahat şekilde hani bir göl kenarına, bir ormana yani bir parka ulaşmak mesela çok güzel hissettiriyor. Hani istersen piknik yap, hani bir kitap oku yani ya da sadece yürüyüş yap. Yani bu gerçekten insanı güzel hissettiriyor. Bunu söyleyebilirim. Bisikletiniz var mı ikinizin de? Evet. İlk hata iş bunu yaptı. İlk işimiz buydu. Evet. Yani çünkü ben çocukluğumda çok fazla bisiklete binmemiştim mesela. Benim için çok heyecan verici açıkçası bisiklete binmek.
çok güzel orada. Oldu. Aynen. Orada çok güzel hissettiriyor. Yani hani finansal bir şeydir bıraktığın zaman, yani sadece yaşamdan zevk almak açısından bile bunlar güzel şeyler yani. Bunu söyleyebilirim. Kaç paraya aldınız bisikleti? Söylemeyeyim ya. Söylüyorum. Ya, o zaman 50 euroya ikinci elden iki bisiklet aldık. Bisikletin birinde çocuk koltuğu vardı. Onu da 15 euroya sattık. İki evet. Bisiklet 35 euroya aldık. Bu da bizim ilk tecrübemizdi evet. Bu arada. İkinci elden bir şeyi hani satmak ve almak. Almanlar olarak. Bir şey öğrensin. Ya bu da gerçekten. Vallahi bilmiyorum. Onu satıp bir üst modele çıkar mıyız? Belki çıkarız. Ama şu anda memnunuz. Aynen. Yani evet. Doğa aslında maddiyat, seyahat özgürlüğü. En çok cezbeden, aslında hepimizi en çok cezbeden tarafı evet. Yurt dışında bir Avrupa ülkesinde yaşamanın. Kesinlikle. Yani genel olarak şunu da diyebilirim. Türkiye'de durduğumuz zaman sürekli param değer kaybediyor mu, maaşım değer kaybediyor mu? Bu gerçekten bir sıkıntı. Enflasyon evet. Sorunu yok yani. İnsanların kafası rahat, daha stabil, daha huzurlular. Evet, bugün Euro 9.1 TL. Hı hı. Bakalım bu videoyu kaç sene sonra izlediğimizde ve şu an tarihin en yüksek evet. Kuru bu. Bakalım o zaman kaç olacak? Yani 5 sene sonra. Vallahi heyecanla bekliyoruz. Gerçekten sizin için bir şey değişmeyecek ama. Evet, buraya geldiğinizde daha rahat geleceksiniz. Villa sahibi olabilirler belki. Vallahi Türkiye'de. Bu da kesinlikle. Mesela İnşallah. Güzel bir şey. Hani sürekli atıyorum TL'deyken param işte altına mı yatırsam, hani dolara mı yatırayım? Evet. Yani ne yapayım mesela, bunu düşünmek de insanlar için. Hazır parayı korumak bir şey evet. ama gelirin de TL ile olduğu için her gün maaşın düşüyormuş hissiyatı evet. olması gerçekten. Evet. Aynen. Tamam, şimdi de en zor, size en çok zorlayan şeyleri biraz konuşalım. Kötü yanı dediğiniz ne var Almanya'nın? Almanya'da Türk olmak nasıl bir duygu? Ev ararken mesela zorlandınız mı Türk Hı-hı. olduğunuz için? Genel olarak hep bildiğimiz, duyduğumuz problemler var. Sizden de hani siz ne yaşadınız? O özelde duyalım. Ondan sonra da şunu aslında soracağım. Orada olduğunuz ve iyi ki buradayım dediğiniz bir an varsa onu hani söyleyebilirsiniz ve lanet olsun niye geldim ben buraya gibi bir anınız varsa onu da söyleyebilirsiniz. Şimdi kötü tarafları sizce ne, yani olumsuz tarafları çok da kötü de demeyelim de ne de zorlanıyorsunuz? Ben bir tane mesela örnek Almanca veriyorum. Bilmeden gittiniz hemen evet. ben bir yönlendirmiş olayım kısaca. Onun mesela ne kadar eksikliğini hissediyorsunuz? Sen mesela İngilizce konuşabiliyorsun şirkette ama. Ben İngilizce konuşabiliyorum ama şöyle, ev sahipleri genelde daha yaşlı olan Almanlar. Ve gençler gerçekten eğitim sistemleri çok iyi olduğu için hepsi İngilizce biliyor. Ve açıkçası hepsi liseyi konuşarak bitiriyor. Yani bu inanılmaz bir gelişmişlik seviyesi. Almanca bilmemenin tabii ki de eksi yanları var. Ama bu işle alakalı değil. İşle de alakalı var ama daha ağırlık koyduğum zaman sosyal hayatta daha fazla zorluk çektiriyor. Ben birazcık işten bahsedeyim, eşimle de ev arama sürecinden konuşmak için zaman vereyim. Sosyal evet. kısımlar onda. Şirkete gittiğimde, tabii ki de benim şirketim uluslararası büyük bir şirket, büyük bir satış yapıyor ama içinde genellikle Alman ve çevreden oluşan bir ekip var. Ve ben yani İngilizce, Almanca konuşmayan birkaç, yani 2-3 tane çalışandan biri oldum. Tabii ki de herkes gibi Almanlar da kendi aralarında Almanca konuştuğunda çok iyi iletişim kuruyorlar. Ve benle yani başlangıçta benle İngilizce konuşmak için çok emek gösterdiler. Gerçekten çok anlayışlı ve çok sıcakkanlılardı. Almanlar için bunu tamam. diyorum ama gerçekten evet, böyleler. Ben inanmadım. İlk defa. Böyle. Öylelerdi ya. Tamam canım, şaka yapıyorum. Yok ya, niye yalan söyleyeyim. Sonradan soğuyacak ortalık. Yani gerçekten başlangıçta çok güzeldi ama sonradan tabii ki de bana alışıp kendileri Almanca'ya dönmeye başladılar. Ama ben onların döndüğü kadar hızlı dönemedim Almanca'ya. Hala öğrenmeye çalışıyorum ama zorlanıyorum tabii ki de. Almanca giden bir toplantı bir anda İngilizce'ye dönüp bana bir şey söylediklerinde bazen zaten Almanca dinlerken yorulmuş beynim onu kavramakta zorluk çekiyor. Teşekkürler. Ama yani şirket Almanca bilmemek bana çok büyük bir sıkıntı yaratmadı. İngilizce hepsi dediğim gibi konuştukları için yani anlaşmamız gerektiği zaman İngilizce çok iyi anlaşabildik ama sosyal hayatta daha fazla sıkıntı oldu diyebilirim. Evet, kesinlikle.
mesela ev arama süreci? Mesela ev arama süreci. Yani mesela ev arama süreci aslında bence Almanya'daki yaşadığımız en büyük zorluktu diyebilirim. Hani çünkü yani ilk defa bilmediğiniz bir yere geliyorsunuz ve gerçekten o süreci öğrenmeniz gerekiyor. Ne yapmamız gerektiği ve hani yani bahsettiğimiz gibi daha önce de ev durumlarından hani İstanbul'da olsun yani Türkiye'de olsun çok fazla ev olduğundan bahsettik. Şimdi Almanya'da böyle bir durum da olmadığı için artı hani siz dışarıdan gelen bir kişi olduğunuz için kesinlikle ev sahiplerini ikna etmeniz gerekiyor. Aslında bize en garip gelen budur. Yani neden? Normalde ne olur? Ev sahipleri hani yani genellikle siz ev sahibini ikna etmek yerine ev sahibi sizi ikna etmeye çalışır evi tutun şeklinde. Hani burada bir nevi aslında böyle biz giyinip süslenip falan ev arama sürecine girdik. CV'miz vardı ya. Ya bu konuda... Çift CV'miz vardı. Evet. Her şey yazıyor. Ben işverenime bu kadar bilgi vermedim. Bu kadar size söyleyebilirim. Ya da iş mülakatlarına giderken belki bu kadar hazırlanıp süslenmemişiz diyebilirim. Tabii bizim şöyle bir dezavantajımız da vardı. Hani ikimiz de Almanca konuşamadığımız için oraya gittiğimizde hani Almanca bir diyalog kuramadık. Hani kendimizi ifade edemedik doğru şekilde. Yani belki biz onlara sadece gülüyoruz ya da iyi görünmeye çalışıyoruz ama bu yeterli değildi. Hani onlarla iyi bir iletişim kuramadık. Ve diğer hani çok iyi Almanca konuşanlar ve tabii ki de oranın yaşayan Almanlar baktığımızda aslında birazcık dezavantajlıydık biz. Hani bunun olumsuz olduğunu söyleyebilirim. Mesela Türk mesela İngiliz olsaydın daha kısa sürede bulur muydun sence? Türk olduğundan dolayı zorluk çıkaran oldu mu? Genelde ben, duyuyoruz ben, ya. Ben cevap vereyim olmuştur. Hı-hı. Çünkü yani insanlar ön yargılar geliştiriyorlar. Yani orada da Türk çoğunluk olduğu için ne yazık ki durum böyle. İngiliz olsaydım eminim daha hızlı biliyordum. Yani bir de bu ayrı bir konu ama hani şimdi biz de Türkler olarak hani tabii ki bu çok normal. Her İngiliz'in aynı olmadığı gibi, her insanın aynı olmadığı gibi bizde de hani şöyle bir şey var. Bazı insanlar mesela çok uzun süre Almanya'da kaldıkları halde kesinlikle hiçbir şekilde Almanca konuşmak ya da Almanca öğrenmek istemiyorlar mesela. Hı-hı. Şimdi böyle durumlarda da tabii ki Almanlar da birazcık hani tepki oluşturabiliyorlar ister istemez. Hani bunlar da belki zorluk ya da tepki olduğunu söyleyebilirim. Tabii. Ama İngiliz olsaydım evet. İngiliz marketi bulamazdım. Türk olduğum için Türk marketi var. Tabii böyle avantajları var. Kesinlikle. Ya da zaten yani bir yolda falan yürüdüğünüz zaman çok fazla Türkiye'de denk gelebiliyorsunuz. Tabii. Yani. Aslında çok fazla yaşayan Türk var. Tabii, eksileri, artıları var. Aynen. Ya onun dışında hani Önder'in tabii ki bana göre şu an hani çalıştığı için de şirkette Alman çevresi çok fazla. Benim aslında şu an biraz Alman'dan daha çok farklı ülkelerden gelen arkadaşlarım var. Kurslar. Tabii evet bu da birazcık hani kurstan dolayı bu da birazcık avantaj oluyor. Çünkü hepimiz Almanca öğrenmeye ya da orayı yeni keşfetmeye çalıştığımız için böyle birbirimize kenetlenmiş bir durumdayız. Hani o yüzden ben o konuda bir yalnızlık ya da hani dışlanmışlık ya da herhangi bir şey kesinlikle hissetmiyorum. Tam tersine benim için daha bir motivasyon oluyor. Aynen. Ben de Alman çevremde kenetlenmiş durumdayım. Ben ayrılamıyorum. Çok seviyorlar evet. beni. Ben şimdi şeyi sormak istedim. Kıyasladığında buradaki işinle Almanya'daki işini orada seni ne zorluyor bu şey dışında işte yani Türk olma, yabancı olman dışında iş yapış konusunda. Mesela şey derlerdi. Ben de bir Alman şirketinde çalıştım. Bursa'da Boş'ta çalışmıştım. Orada her zaman şu vardı. Bize Alman müdürler derdi ki Almanya daha zor. Ben de hiç buna inanmadım açıkçası yani. Ben Almanya'da daha çok zorlandığımı söyleyebilirim. Yani Alman müdürünün... Daha mı stresli iş mesela Almanya'da, Türkiye'dekinden? Yani bizim işe yaklaşım açımız ya olur bir şekilde olması beni çok mutlu ediyormuş burada. Ben birazcık Türkmüşüm. Tam Türk. Ben birazcık Türkmüşüm. Orada biraz hissettim bunu. Sen yani. Almanca da öğrenmezsin ben sana söyleyeyim. Yani yok ya belli olmaz. Bakacağız. Türk usulü Almanca öyle değil. Şöyle orada ben birazcık evde böyle zorladığım için aslında bana birazcık böyle sinirlenip motivasyona tabii. gelebiliyor. Çünkü gerçekten kursta sürekli ödev yapmak zorundayım mesela şu an. Hani evde beni sürekli Almanca çalışırken görünce ister istemez hani o şeyi hissediyor yani. Hani benim de bir şey yapmam lazım gibilerinden. Öyle mi? Ya da belki Almanca konuşacağımdan korkuyor. Korkuyorum. Öğrenmek zorundayım o yüzden. Bir şekilde yakalayacağım. Evet. Tamam olabilir. Şimdi en iyi anınız Almanya'daki. Oh iyi ki buradayız falan dediğiniz bir an. Ev bulduk. O çok güzel bir andı. Ev bulduktan sonra. O kadar evet. zordu ki çünkü. O kadar zor. 2 ay boyunca ev aramak zordu cidden. Ev bulduğumuzda çok iyi hissettik kendimizi. Ama hani daha öncesinde mesela yani çok sağ olsunlar. Biz Almanya'da Önder'in bir arkasında kaldık. Bir çift bizim gibi. Onlara yani, da selam söyleyeyim. Evet onlara da selamlar. Selamlarımızı iletelim. Özgezgin ailesi.
Yani gerçekten hani bize çok yardımcı oldular bu Almanya'daki süreçte de. Yani Almanya'da da mesela bir sürü prosedür var. Hani Almanların kurallarını da biraz biliyoruz. İşte çöpleri ayırmak olsun ya da işte faturaların ödenmesi ya da posta hani falan gibi. Belki bunları detaylı konuşuruz. Evet, bunlara mesela hani alışmamıza ya da Alman yaşamına alışmamıza yani onların çok faydası, yardım oldu diyebiliriz. Ama tabii ki de kendi evimizi hani geçtikten sonra ister istemez herkes yani kendi alanını, kendi ortamını aradığı için gerçekten kendimizi çok iyi hissettik. Ama ben şunu söyleyebilirim, herhalde en mutlu olduğum an, işte ben yani doğayı ve kuşları çok sevdiğim için bizim işte bir balkonumuz böyle, bir önümüz evin yeşillik. Oraya böyle kuşların hani yazın geldiği zaman, bunu bize daha önce bu arada ev sahibi söylemişti evi kiralama sırasında Önder'e. Hani bu da bizi çok etkiledi. İşte evet, çok fazla kuş geliyor buraya, sürekli kuş sesleri var falan. Ben o kuşların ilk geldiği an mesela kendimi çok güzel hissettim. Çünkü yani İstanbul'da buna çok şey kalmıştım, çok uzak kalmıştım. Böyle çocukluğumu hatırladım mesela. Yani en mutlu olduğum an benim o zamandı herhalde. Şey de herhalde güzel. Hani biz burada mesela şehirleşiyoruz ve herkes o şehre göç ediyor ya çalışmak evet, için. Almanya'da biraz o olmadığından belki. Hani çok dediğin gibi belli bir şehir yapısı var. Evler çok yüksek değil. Belki de çok yüksek. Yanlışsam sen yok, güzel. Yok değiller. Ve hepsinin bir bahçesi var vesaire. Bu da işte evet, doğadan evet, bir tık evet, daha kesinlikle kopmamış olmanı sağlıyor kesinlikle aslında. Öyle. Aynen. Yani şehir planlamasını düzgün yapmış adamlar. Zaten buradaki mimar değişikliği şak diye olmuyormuş. Onu gördük. İmar değişikliği olduğu zaman panoları asıyorlar ve insanlar buna itiraz etme süreleri falan koymuşlar. Birazcık evet, modernlik de oradan geliyor. Bayağı transparan. Ki mesela bir de saydam Almanya'daki evlerin çatılarını bilmiyorum fark ettiniz mi mesela, hepsi aynı model. Bunun hani bir sebebi de yani şu şekilde bir üçgen bayağı model olması. Bayağı dik aslında o. Neden evet, o kadar dik ben onun bilmiyorum. Onun aslında mesela iki sebebi varmış. Birincisi hani şey birincisi açıklaması. Birincisi eskiden geliyor. Aynen. Şöyle, tabii Almanya kuzeyde olduğu için kar yağdığında yük binilmesin diye çatıya, dik olduğunda kayıyor aşağıya. İkinci sebebi ne? İkinci sebebi de hani sosyal ve yaşam açısından baktığımızda hani insanların bakış açısı, görselliğin bozulmaması. Yani hani bir manzaraya baktığınızda hani o şeyi kapatmaması aynen, evlerin. Yani daha yüksek bir binadan bakıldığında şehrin aynı şekilde görünmesi. Hani bu açıdan da bu şekilde yapılmış. Yani bu da çok güzel düşünülmüş bir şey. Ya da evlerin hepsinin en çok katlı zaten olmayıp hani aynı renk tonları olsun ya da hı hı, ev şekilleri olsun kullanılması bundan dolayı. Sadece bir soru geldi. Almanya'da deprem oluyor mu? Acaba etkili olmuş mudur diye düşünüyorum. Bina yapamamışlar. Emin ol, aynı soruyu sordum. Almanya'da hiç deprem olmuyormuş. Olmuyor. Biz fay üstünde olduğumuz için depremle alışığız. Evet. Ama ben de sordum şey, deprem oluyor mu? Hiç olmuyor dediler. Ki orada mineral bad ismi neydi? Hamam mı? Hamam mı? Yani yer altından gelen su var. Bence kandırıyorlar. Bir onu bakmaları lazım. Çünkü yer altı magma kırığı olmadan bu lav nereden olacak geliyor? Da ısıtıyor suyu. Sen bunu bir bul. çok kötü bir an. Lanet olsun. Var mı? Lanet olsun değil belki de ya, keşke yaşamasaydık onu falan. Lanet olsun diyemiyorum da yani o kadar kötü bir an yaşamadık. Ben şeyi anlatmak istiyorum aslında ama şöyle bir an var. Biz hani bahsettik bu ev arama sürecine ilgili bir şey. Çok fazla eve başvurduk gerçekten. Belki 100 tane eve yazdık. Bunların içinde bir tane ev bulmuştuk ve bu ev müstakildi. Yani gerçekten hani böyle şey olur ya, insanın hayallerinde yani yaşamak istediği bir ev. Gerçekten de ev böyleydi ve kiralıktı. Evet, uygun, çok da uygun fiyatlıydı. Yani her şeyle çok bize uygundu. Bu ev için çok uğraştık. Ev sahibine işte yazdık falan filan defalarca. Kesinlikle bir cevap alamadık. En sonunda ben işte bir gün Önder'i zorladım. Dedim ki evi görmeye gidelim. Hani belki işte yani şey gibi düşünüyorum tabii hala Türkiye'deki gibi. Hani ev sahibini orada görürüz falan konuşuruz tarzında. Aynen, hani aynen, bir tanıdık çıkar gibi düşünüyorum. İşte dedim ki ne olur gidelim. Oraya gittik. İşte o sırada da evin yakınında bir tane yani şans eseri Türk bir amcayla karşılaştık. Adam da Türk'müş. İşte onunla konuştuk falan. Hatta ben hemen dedim yani ben işte bu evi çok beğendim. Ev sahibini tanıyor musunuz falan filan. Onlar böyle bir yardımcı olmaya çalıştılar ama tanımıyorlarmış ev sahibini. Biz sadece yan taraftaki kadına işte telefon numaramızı falan bıraktık. Hani hala tabii Türk şekilde düşünüyoruz. Hani belki telefon bir zarar falan diye. Telefon numarası değil, CV'mizi bıraktık. Tabii CV, her şeyimizi bıraktık yani.
sonra tabii hala haber bekliyoruz ama şöyle yani ben gerçekten her akşam yani her gün ilana bakıyorum. Acaba biri ilanı kaldırdı mı, bir şeyi yazdı mı falan böyle bir süreç. Sonra işte birkaç gün falan böyle geçti. En sonunda yine biz başka evlere bakmaya gittik ama tabii moralimiz de bozuk hala böyle. Dedim ki yine bir gidelim. Hani yine bir bakalım. Ondan sonra gittik şeye. Bir baktık evin kapısı açık. Yani içeride birisi var. Hala yine şey diye düşünüyoruz. Allah hani ev sahibi ev evde belki yakalayabiliriz falan diye. Sonra bir girdik kapıdan böyle. Kapıda birileri bekliyor. İçeride birisi var. Evi dolaşıyor falan. Tabii biz geldik hemen. Dedik ki hani biz ev için hani geldik. Tabii Almancamız da yok ama hani Önder İngilizce olarak anlatmaya çalışıyor. Gençti. Ev sahibi gençti ve İngilizce biliyordu. Onu söyleyebilirim. Evet, orada bir avantaj vardı. Sonra tabii ev sahibi bize hiçbir şey dinlemeden yani demeden sizin dedi bir randevunuz var mı? Yani buraya nasıl geliyorsunuz anlamında. Biz de dedik ki randevumuz yok. O zaman dedi hani giremezsiniz yani bakamazsınız hiçbir şekilde eve de bakamazsınız dedi. Şaka yani kovdu diyebilirim. Yani. Evet yani öyle bir durum yaşadık. Yani ben orada mesela çok kötü hissettim. Yani hani ne bileyim en azından yani belki aslında saçma tutamayacağım bir evi görmek de saçma belki ama hani orada böyle bir şansını denemek istemiştim. Türkiye'de, orada mesela Türkiye'de evet. Ayıp olmasın diye gösterirler evi. Orada aynen. Kural kanun randevu. Yani orada randevu. İlk defa hani kendi ülkemde olmadığımı hissettim mesela. Farklı aynen. Bir yani insanların evet. Farklı bir anlayış olduğunu hissettim. Daha farklı hissettim. Bir sistem. Evet. Bunu söyleyebilirim mesela. Yok, şu an bu. Böyle bir anım var yani onu söyleyebilirim. Anımız var. Sizin de balkonunuz var. Evet. Şu an çok kesinlikle öyle. Ama hani o zaman evde bulamıyoruz da yani o eve böyle bir bağlılık hani belki evin içinde görmedik bu arada. Sadece resimlerine bakıyoruz. Evet. Ama hani aklımda canlandırıyorum işte şurası şöyle falan gibi. Yani o kötü hissettirmişti. Onu söyleyebilirim. Gerçekten. Evle ilgili en iyi anı da ev. Evet. Hep bulduk. Ev çok önemli. Ev çok önemli. Gerçekten çok zor Almanya'da. Evet. Dil de önemli. Onu söyleyebilirim yani. Zorluğunu çekiyor insan. Kesinlikle dil de gerekiyor. Yani hani Benim mesela bir zorunluluğum yok şirketten dolayı ama kesinlikle öğrenmeyi düşünüyorum. Öğreneceğim. Yani evet. Orada yaşamanın en büyük şartı o. Ve gidenlere de tavsiyem gitmeden yani bilmeden gitmek tabii ki herkesin ilgisini çekecektir. Ama oradaki iş içinde herkes Almanca bakıyor. Bu gerçeği evet. Bildikleri için. Çok fazla. Ve gerçekten Almanca bilmeden çalışmak çok zor olacak. Yani ben giderim, yaparım diye düşünebiliyor insan. Ben de aynısını düşünüyordum. Allah'tan şirkette çok fazla İngilizce bilen olduğu için benim için kolay oldu ama her şirket böyle değil yani. Evet. Ya zaten ya. Genel olarak şey aramıyorlar mı Almanca dilinin olmasını mesela hani senin şimdi çalıştığın yer daha uluslararası bir şirket olduğu için belki hani çok ona bakmamış olabilirler ama benim gördüğüm ve duyduğum kadarıyla Almanya'da herhangi bir işe girmek için en ufak bir iş tabii. Bile hani evet. Almanca şartını hani %70-80 oranında şart koşuyorlar gibi hissettim ben. Mesela orada bir Ausbildung denilen bir şey var. Yani aslında bizdeki meslek eğitimi. Mesela kuaförlük olabilir. Yani çiçekçilik olabilir. Bunun için bile mesela en az B1 düzeyinde bir Almanca gerekiyor. Yani mesela A1 ve A2 düzeyi kesinlikle yeterli değil. Yani hani o da çok normal. Çünkü ancak insan B1 düzeyine geldiğinde gerçekten işte kendini ifade etmek hani olsun, konuşmak olsun bunları sağlıyor. Açıkçası. Sen şimdi hangi seviyedesin? Ben şu anda B1'i bitirdim. O zaman. Tamam. Bir konuşma testi yapacak mıyız? İşler bu toç. Evet. Bize bir şeyler söyle bakalım. Tamam. Şimdi bu soru çok erken. Tabii ki değişir ilerleyen zamanlarda da. İleriye dönük planınız ne? Mesela Almanya'da kalırım diyor musunuz şimdiden baktığınızda? Dediğim gibi kesin değişir bu. Zamanla yaşadıklarınızda vesaire. Yoksa biz biraz görürüz döneriz diye mi düşünüyorsunuz? Erhan'cığım orada düzenimiz var bizim. Biz onu bozup buralara dönemeyiz. Yani. Ama siz ülkenizin kıymetini ama aynen. Ama buralar çok güzel. Buralar çok güzel. Yok. Evet. Yani şaka bir yana Almanya'da kalmayı şöyle düşünüyoruz. Burada hani biz bir aile olduğumuz için tabii ki de çocuk da düşünüyorsun. Hani sadece gezmenin yanı sıra bunlar için Almanya çok cennet diyebilirim yani. Bütün eğitimler ücretsiz. Evet. Ve yani dediğim gibi çocuk liseden İngilizce bilerek çıkıyor. Ben Türkiye'de bunu garanti edemem. Ve ücretsiz yani bak buraya parmak basıyorum. Her yer özel okul.
dolu ve ben yani, özellikle İstanbul'da bu durum artık. Yani İstanbul'da bakıyordum, ödemelere bakıyorum. Yani benim bir yıllık maaşım istiyorlar. Bir çocuk mu benim kotam diye düşünüyor insan değil mi? Böyle bir kota koyabilir misin? Gitme kendine? Sebeplerimizden birini bunu mesela söylemedik. Bu da vardı aslında ki benim belki Önder'i biraz ikna etme sebeplerimden biri de bu. Yani hani parayla gidince herhalde. Yok yani, gerçekten. Şey diye, bunu yani düşünerek hani, çok ikna olduğumu ileride söyleyebilirim. İleride çocuk düşündüğünde mesela hani bunun yani masrafıydı. İşte mesela çocuklara kimin bakacağıydı. Hani bunlar da mesela bir problem oluyor sonuçta. Da iki kişinin çalışması ya da tek kişinin çalışması gibi. Hani bu da bence bir etkendi mesela gitmemizde kesinlikle ileriye bakınca. Anladım. Şimdi son soru. Pandemi sürecinde olduğumuz için bu soruyu soruyorum. Almanya sizce bu korona dönemini nasıl yönetti? Pandemi dönemini nasıl yönetti? Siz ne hissettiniz bu dönemde? Kendinizi güvende hissettiniz mi? Bunu sorayım. Yani ben başlayayım isterseniz. Yani güvende hissetmedik desek yalan olur. Oldukça güvende hissettik. Maske takmak zorundun mu mesela? Eren'cim dışarı çıkmadık, öyle diyeyim yani. Dışarı yani çıkma yasağı var mıydı? Yok, hiçbir yasak yoktu. Ama yani kimse çıkmıyor muydu? Yani kimse çıkmamaya özen gösterdi ilk başta ve yani ekonomik gücü olduğu için burada kısa çalışma denilen bir ödenek var. Anında bütün muslukları açtılar. Mesela biz şirkete gitmeyi bıraktık. Ben bir ay çalışmadım ama maaşımın %80'ini aldım. Bu inanılmaz bir şey yani. Hiç evden de mi çalışmadın? Hiç çalışmadım. Direkt tatile girdim. Sadece süpermarkete gidip gelmek gerekiyordu. Orada tabii ki de maske zorunluydu. Ama bu konuda çok iyiydi. Bu süreç, kısa çalışma süreci bittikten sonra adım adım hayata geçildi. Mesela %50 ile başladım çalışmaya. Sonra %100'e yavaş yavaş çıktı. Tabii ki de bizim şirketin üretim toparlanmasıyla aynen ihtiyaç vardı. Ve bu sürede de mesela olabilecek bütün önlemleri aldılar. Zaten Almanların şunu diyebilirim şirkette. Hani ya bu da konuşulur mu ya dediğiniz şeyleri Türkiye'de hemen bir yönetici kestirip atar. Şöyle olacak, böyle olacak diye. Yani saatlerce tartıştığımız oluyordu ve ben inanamıyordum. Ne yani gibi mesela? Mesela diyelim otopark sıkıntısı var şimdi. Koronadan bahsediyorduk ama buna da örnek vereyim. Otoparkta bir kişi arabasını park edemedi. Ne olacak ya? Park etseydin oraya caddeye dersin değil mi? Bunun için bir saatlik toplantı yaptığımız oluyordu. Yani insanlara verimsiz evet gelebilir ama bence, insansı özelliklere evet çok fazla ben değer veriyorlar. Ben acayip katılıyorum. Biz böyle şeylere konuşmuyoruz ve çok büyük hata bence. Bunları nasıl atladık mesela? Bence de çok büyük bir sorun. Ben dinleyemiyorum. Bunun gibi basit Türk'üm konular. İşte. Abi bence çok önemli ve çok hoşuma gitti. Günlük stres ileri azaltıyor yani hani böyle şeyler. Bak güzel ama Almanca konuşuyorlar. Evet. O kadar, bu kadarını anlayabildim. Anlayabiliyor musun? Belki içeriği gerçekten çok daha güzel ama hani işte orasını bilmiyorum. Yani belki Önder bunu anladı. Konuşmalardan. Belki otopark bile değil. Belki de daha bile küçük bir şey olur. Yani bir otoparkı bu kadar önemseyen kişi bir pandemiyi evet ne kadar önemseyebilir? Evet. Onu doğru sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Tuba sen ne hissettin? Kursta olsun mesela bir değişiklik yani oldu mu ya da? Şunu söylemek istiyorum öncelikle. Yani ilk pandemi çıktığında biz mesela Almanya'da böyle bir pandemi konusunda bir gerginlik olduğunu mesela hiç hissetmedik. Böyle sosyal medyada ben mesela Türkiye'yi takip etmeye başladım ve gerçekten o zaman bir sorun olduğunu düşünmeye başladım diyebilirim. Çünkü gerçekten insanlar çok sakindi özellikle Almanya'da. Hani çoğu yerde mesela işte tuvalet kağıdıdır, işte kolonyadır mesela bu tür şeyler. Hani Türkiye'de stokların bittiği sürekli makarnadır mesela gösteriliyordu. Hani tabii bizde de stoklar bitti ama bir böyle insanlar evet yaşadık, bir panik halinde değildi yani. Hani garip ya. Onlar da bizim gibi o tuvalet kağıdı çok önemliydi. Yemekten önce tuvalet aynen kağıdı. İnanılmaz. Ama hani yani bir böyle bir curcuna hani bir şey yoktu yani. O mesela güzel hissettirdi beni. Tabii benim de kursum bir araya girdi mecburen. Ve hani şey de düşündüm. Çünkü sonuçta bu bir dil kursu. Yani ben oraya maskeyle gideceksem hani nasıl karşımdakiyle dediğini anlayacağım ve iletişim kuracağım. Hani o yüzden de çok gitmek istemedim. Hani bu süreçte evdeydim. Ama hani gözlemlediğimiz hani zaten ancak toplu taşıma ve marketlerde maske takma zorunluluğu var Almanya'da. Ya onun dışında dışarıda hani maske takmak zorunda değilsiniz kesinlikle. Sokaklarda yani. Ama evet yo, ama yani şöyle bir şey. İnsanlar zaten hani o mesafeyi yani koruyarak yürüyorlar. Yani o yüzden bu da sıkıntı değil. Sen kimseden kaçmaya çalışmıyorsun sokaklarda. Hani bu da rahat hissettiriyor. Sonrasında daha doğrusu insanlar benden kaçıyordu.
Fikir evet. Mesafeni koru diyen bir amcayla evet, karşılaştım ben. Evet, böyle hata yaptığımız çok oluyor. Çünkü gerçekten o artık yılların alışmış bir şey var ya. Hani çok onlar kadar dikkat edemiyoruz ister istemez. Sonrasında kurs açıldı. Ben de Türklük var. Evet. Gel öpeceğim abi. Olmuyor, böyle yapamıyorsun. Sonrasında kurs açıldı. Kursta da şöyle, sadece koridorda ve tuvalete giderken maske takmak gerekiyor. Onun dışında biz derslerde mesela maske takmıyoruz ama herkes kendi sırasında oturuyor ve yine mesafeyi koruyoruz kesinlikle. Yani yan yana işte grupça çalışmamız gerektiğinde de maske kullanıyoruz. O şekilde. Şu an peki daha normale dönmüş vaziyette mi siz geldiğinizde Almanya'ya en son bıraktığınızda? Ben tamamen normale dönmüş hissiyatındaydım. Yani bunu da şöyle aslında fark ettik. Şimdi ben gezmeyi sevdiğim için bu pandemi sürecinde de çok böyle yerimde duramadım. Çok uzun süre evde kalınca bir araba falan böyle kiraladık. Bir işte hani Almanya içinde bir tura çıktık. O zaman böyle fark ettik. İşte insanlar kafelerde falan artık oturmaya başlamışlardı. Hani gayet rahat herkes yiyip içiyordu ve geziyordu turistik yerlerde. Ama yine dikkat ediyorlardı. Evet, tabii. Hani onu söyleyebiliriz. Araba kiralamak ne kadar günlük? Sezonuna göre değişiyor. Ortalama araba. Şu an kiraladın. Hocam ÖTV yok. Tamam, ne kadar? O çok şey. Ne kadar? Ne kiraladığına bağlı. Yani nasıl ne diyeyim? Megan ya, Polo bir tane. Ortalama bir araba yani. 30 Polo, euroya kiralıyor 30 musun euro. Mesela? 30 euro mu? 30 euro. Anladım. 40 euro. Güzel. O zaman biz çok teşekkür ederiz. Yaklaşık bir saat oldu. Evet. Bizi aydınlattı. Biz de teşekkür ederiz. Bizle... Birçok merak ettiğimiz konuda. Biz de çok keyif aldık. Yani hem anılarımızı yani böyle bir canlanmış oldu tekrardan. Evet. O zaman bir Almanya'dan YouTube kanalı gelir mi? Bu videodan sonra. Neden olmasın? Öncülük yapın siz bize. Belki bir bakarsınız. Almanya'dan. Evet. Şimdilik bizim kanalı takip etseniz yeter. Evet. Onların kanalı yok. Eğer popi yaparsanız biz de geliyoruz. Bu kanalı zaten kesinlikle takip edin. Hani dışında da yani mutlaka takip edin. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun. Hoş sohbetiniz için. Ne demek? Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. O zaman kahve için teşekkür. Oğlum sen evet. Euro kazanıyorsun. Sen ısmarlayacaksın. Tamam be, öyle olsun. Bu videoluk bu kadar. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.